Herkese selamlar. Statik mukavemet derslerimizde yeni bir konuyla devam ediyoruz. Bu konumuzda ise mekanik veya statik derslerimizde karşılaşacağımız kuvvetlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, şekilde de gördüğünüz gibi bir cismin kütlesini şuradaki gören dengeli veya şekilli veya şekilsiz bir cisim ağırlığı şöyle hesapladık. Bu cismin bir tane birim acım ağırlığı vardır. Betonarme için düşünelim. Betonarmenin birim acım ağırlığını 25 kN bölü metre küp olarak dikkate alabiliriz. Cismin hacmini hacim çarpı birim acım ağırlığı ile çarptığımız zaman ilgili cismin ağırlığını bulabiliriz arkadaşlar. Bunu da ivme ile çarptığımız zaman ilgili cismin sistemi etki eden kuvvetini bulmuş olur. Burada gördüğümüz bir istinat duvarına işte su yükü bir üçgen yayılı yük olarak etki etmektedir. Veya döşemelerin üzerinde veya kurguladığımız sistemin tabliyelerin üzerinde de böyle değişik düzgün yayılı yük olmayan farklı türlerde yükler karşımıza çıkar. Sistemi analiz ederken bunları tekil yani serbest cisim diyagramlarını çizmemiz gerekecektir. Örneğin burada üçgensel yayılı yükün merkezini etki eden bir yük olarak düşünebiliriz. Buradaki yükü bildiğimiz dikdörtgen şeklinde dönüştürebiliriz veya üçgensel bir yükse ona dönüştürürüz. Daha sonra da bu yüklerimizi arkadaşlar tekil yüke dönüştürerek sistemin mesnetlerini çözebiliriz. Şimdi gördüğümüz gibi bu yükleri bir tekil yüke dönüştürüp sistemi çözebiliriz arkadaşlar. Mesnetlerimiz vardır. Eğer sistemde 3 bilinmeyenli bir mesnet varsa bunlar izostatik sistem olarak adlandırılır. Burada bilinmeyen sayısının enini gösterirsek 3 tane bilinmeyeni vardır. 3 tane de denge denklem vardır. Bu sistemi rahatlıkla çözebiliriz ve bunların serbest cisim diyagramlarını kolayca çizebiliriz. Bunlarla ilgili derse yine geleceğiz. Daha sonra arkadaşlar biz serbest cisim diyagramlarını bulduktan sonra NTM dediğimiz bunlarla ilgili de detaylı dersi işleyeceğiz. İç kuvvet diyagramlarını oluşturabiliriz. Eğer sistemde bilinmeyen yoksa mesnetleri bulunmuşsa izostatik sistemler veya hiperstatik sistemler içinde eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını kolaylıkla çizebiliriz. Ve bunları çizdikten sonra sistemde bulunan iç kuvvetleri elde edebiliriz. Herhangi bir noktayı kestiğimiz zaman o noktadaki eksenel kuvveti, yani en azından şurasının kesildiğini göre bak dikkate alırsak farklı bir renkte yazayım. Burada oluşan eksenel kuvveti, kesme kuvvetinin B veya T ile de gösterilebilir ve momenti elde edebiliriz arkadaşlar. Bunları elde ettikten sonra da seçtiğimiz kesitin boyutlarının yeterli olup olmadığı veya ona uygun bir boyut seçebiliriz. Şimdi şu döşemedeki yüklemeye bir bakalım arkadaşlar. Döşememin üzerinde birim metrekareye etki eden yükler vardı ve düzgün yayılı bir yük yapılmış. Kilonewton bölü metrekarelik bir yükleme söz konusu. Ben bunu sistemin alanıyla çarparsam, alanla çarparsam arkadaşlar, bütün yükü merkezde bir noktaya toplamış olur. Bu şekilde bir çözüme de gidebiliriz ya da bu yükü bir düzgün yayılı yük olarak kirişlere aktarabilirim. Şuradaki genişlikle çarptığım vakit yüküm kilonewton bölü metre olarak kirişlere gelir. Daha sonra her iki uca uzunlukta da kiriş uzunluğuyla da çarptığım vakit çarpı metre dediğim vakit yükümü her bir koluna birim yük olarak aktarmış olurum arkadaşlar ve bu sayede yük transferimi tamamlamış olurum. Burada aslında göstermek istediğim yükleri biz tekil yük olarak karşımıza çıkabilir. Çizgisel yük olarak çıkabilir. Burada gördüğümüz gibi alansal yük olarak da çıkabilir arkadaşlar. Şu döşemenin üzerinde kırmızı oklarla gösterdiği gibi. Veya hacimsel yük olarak karşımıza çıkar. Burada gördüğümüz kolon ve kirişlerin hacmini hesapladıktan sonra betonarme ise bu sistem betonarmenin birim hacim ağırlığına çarptığımız zaman ilgili kolonun
kirişin veya döşemenin sisteme etki ettiği yükü bulmuş oluruz. Bunları da kullanarak arkadaşlar sistemin serbest cisim diyagramını elde edip analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi örnek bir soru yapalım arkadaşlar. Kuvvetlerin dengesinden gidelim. Bir noktamıza F1 ve F2 kuvvetleri aynı anda etki etmiş. Bunların bileşik kuvvetini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Önce F1 kuvveti arkadaşlar. X ve Y düzlemine döndürüyorum. 600 çarpı yatayla yaptığı açı kosinüs 30 komşusu. Daha sonra bu yönde 600 çarpı sinüs 30. Diğer F2 kuvvetini yazalım arkadaşlar. F2 kuvveti 400 çarpı kosinüs 45 y yönünde, x yönünde ise 400 çarpı sinüs 45 olarak ben x ve y koordinatlarıma geliyorum. Şimdi kuvvetlerin dengesine göre yazalım. Bakalım x yönde ve y yönde hangi alanda etkileyecekler. Toplam Fx yönü. Bu yönü pozitif kabul edersin arkadaşlar. Eşittir. Bu yönde 600 çarpı kosinüs 30 var. Eksi 400 çarpı diğer yönde sinüs 45 var arkadaşlar. Bunları yaptığımız zaman elde ettiğimiz sonuç 236.80 Newton çıkıyor arkadaşlar. Yönü bu şekilde. Pozitif yön burası kabul etmiştir. Daha sonra toplam Fy eşittir. İkisi de yukarı yönlü. Yani pozitif yönlü. Şu yönü pozitif kabul edersem. 600 çarpı sinüs 30 artı 400 çarpı kosinüs 45 eşittir. Bu işlemi de yaptığım vakit 582.8 Newton elde ediyorum. Bu tabi şu şekilde bir grafik oluşmuş olacak. Yukarıda 582.80, bu tarafta ise 236.80 kN arkadaşlar. Bunun bileşke kuvveti şu şekilde bir bileşik kuvvetimiz olsun arkadaşlar. Fr. Fr eşittir arkadaşlar. Karekök içinde 236'nın karesi .8'in karesi artı 582.80'in karesi. İşlemi yaptığımız zaman bileşik kuvvetimiz 629 Newton çıkıyor. Peki yatayla yaptığı açı nedir arkadaşlar? Ona bakalım. Tanjant karşı bölü komşuydu arkadaşlar. Tersini alsam açıyı bulurum. Açımız eşittir. Tanjanın tersi. Karşısı 582.80 bölü 236.80 eşittir. 67.9 kN 67.9 derece buluyorum arkadaşlar. Bileşik kuvvetimiz büyük etkisi altında yatayla 67.9 derecelik bir açı yaparak etki etmektedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer konumuz ise kuvvetlerden ziyade sistemde kuvvetler eksantriklikten dolayı mesnek noktasında moment oluşturabilir. Moment nedir arkadaşlar? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. O noktasına döndürmeye çalışıyor arkadaşlar. Kuvvetimiz var. D kadar uzunlukta döndürmeye çalıştığı için F çarpı D bize moment olarak ifade edebilir. Eğer kuvvetimiz Newton'sa, kilonewtonsa, birim uzunluğunda metre cinsinden yazarsak bizim momentimizi kilonewton çarpı metre cinsinden ifade edebiliriz. Eğer böyle açılı bir şekilde ise biz bunları arkadaşlar uzunluğu dik olacak kuvveti alarak veya bu kuvvete dik olan mesafeyi bularak momenti hesaplayabiliriz.
Ya da eğer bizim kuvvetimiz eğer kuvvetin doğrultusu dönme noktasından geçiyorsa bu kuvvet burada moment oluşturmaz. Ve moment sıfır olarak ifade edilir. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Birkaç soruyu da çözelim. 50 kilo Newton'lu 50 Newton'luk bir yüküm var. O noktasında oluşturduğu momentleri bulalım. 50 çarpı arkadaşlar kuvvet ettik olan uzaklık 0.75. 50 çarpı 0.75 olarak yazabiliriz. Sonuçları siz bulabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. 4 kilo Newton O noktasında oluşturduğum momenti bulalım. Şimdi kuvvetin burada arkadaşlar. Kuvvetin O noktasında olan uzaklığı bu şekilde burada. Burada 1 metre bu şekilde verilmiş. Bunun yatayla yaptığı açı 1 çarpı kosinüs 30'dur. Genişlik bu kadar. O zaman şöyle yazabiliriz. O noktasında oluşturduğum moment eşittir. 4 çarpı 2 artı 1 çarpı kosinüs 30 olarak 4 kilo Newton'un O noktasında yaptığı momenti bulabiliriz. Şimdi gelelim bu soruya arkadaşlar. 0.5 metre uzunluğunda bunun düşeyle yaptığı uzunluğu buluruz. 0.5 çarpı sinüs 45. O zaman 600 kilo Newton'un O noktasında oluşturacağım moment. Tabi bu momentlerin yönünü söylemek de önemli. Burada gördüğünüz gibi zaten okla gösterilmiş momentlerin yönleri. Burada ise tam tersi bir yönde saat yönünün tersine bir moment etki etmektedir. Burada ise 600 çarpı 0.5 çarpı sinüs 45. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 7 kN'luk bir kuvvet etki ediyor. O noktasında moment saat yönünün tersinde olacak şekilde 7 çarpı toplam uzunluğumuz arkadaşlar 4 metre. Buranın uzunluğu eksi 1. Toplamda 3 metreden döndürmeye çalışıyor. O zaman moment eşittir. 7 çarpı 7 kilonewton çarpı 3 metreden 21 kilonewton çarpı metre olarak elde ediyoruz. Burada ise en basit haliyle 100 çarpı 2 metreden eşittir. 100, 200 çarpı kilonewton Newton metre olarak bulabiliriz arkadaşlar. Sistemde kuvvetlerden dolayı oluşan momentleri de bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi bir başka soruya bakalım arkadaşlar. 3.54'ü beraber yapalım. Eğer F 2000 Newton ise arkadaşlar diyor. Toplam bileşke momenti hesaplamamızı istiyor. Burada bileşke moment A noktası üzerinde oluşacak. Burada ben şöyle yaparım arkadaşlar. Burada kuvvet çiftleri de vardır. Bunları 1,5 kilonewton olarak düşünelim. Hatırlarsanız 10 üzeri x 10 üzeri 3'te kilonewton'a dönüşüyorduk arkadaşlar. Burada 1,5 çarpı 10 üzeri 3 newton'dur. 10 üzeri 3'te kilo olarak isimlendirebiliriz. Toplamda 1,5 kilonewton alabiliriz. Burayı da 1,5 kilonewton alırız. 2 kilo 2000 newton ise 2 kilonewton olarak dikkate alalım. Şimdi kuvvetleri bir bileşenlerine ayıralım arkadaşlar. Bunu 1,5 çarpı kosinüs 30 şeklinde. Burayı 1,5 çarpı sinüs 30. Bunu arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeni var burada dikkat ederseniz. F çarpı düşey bileşen karşı bölü komşu 4 bölü 5. Yatayda ise bu tarafa doğru F çarpı 3 bölü 5. Benzer şekilde bu arkadaşlar şuraya yazalım. Eksi F çarpı 3 bölü 5 şeklinde olacak. Burası da aşağı doğru. Onu da şuraya yazalım. F çarpı 4 bölü 5. Bu 1500 kilonewton'un da arkadaşlar bir böyle bileşen olacak. Bir yukarı yönlü bileşen olacak. Yukarı yönlü bileşenini 1,5 çarpı sinüs 30. Yatay bileşeni ise 1,5 çarpı kosinüs 30. Şimdi arkadaşlar resultant momenti yazalım ve saat yönünün tersini pozitif kabul edelim. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle 1,5 çarpı kosinüs 30 çarpı moment kolu 0,2 0,2 0,2 0,6
metre uzunluğunda. Şöyle düşünelim arkadaşlar, moment kolu buradan şuraya kadar saat yönünün tersinde çevirmeye çalışıyor. O zaman eksi 1,5 çarpı kosinüs 30 çarpı 0,6 metre. Şurayı kilonewton, şurayı metre cinsinden yazalım. Artı düşey bileşeni bu. Yatay bileşenin böyleydi. Düşey bileşeni ise yine saat yönünün tersinde çeviriyor arkadaşlar. Ama bu sefer moment kolu 0,4 metre. 1,5 kilonewton çarpı sinüs 30 çarpı 0,4 metre. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da eksiydi. Sonra bu kuvvetime geliyorum arkadaşlar. Bu kuvvetim şurada saat yönünde çeviriyor. Saat yönünün tersinde çeviriyor. Pozitif. F çarpı 3 bölü 5 şeklinde. Ama moment kolum 0,2 metre. O zaman 2 çarpı artı 2 çarpı 3 bölü 5 çarpı 0. Bu kuvvetime bakıyordum. Pardon. 0,6 metre. Artı düşey bileşenine bakıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 4 bölü 5 çarpı 0,2 metre. Bu kuvvetimi de yazdım. Şimdi geldim bu kuvvetime arkadaşlar. Bu kuvvetimin yatay bileşeni saat yönünün tersinde eksi, bir de eksi yönde çevirdiği için, eksi f olduğu için pozitif olacak. Eksi eksi 2 çarpı 0,4 metre. Tabii ki 3 bölü 5 çarpı 4 metre olacak. Yatay bileşeni 0,4 metre. Düşey bileşeni A noktasından geçtiği için herhangi bir moment etkisi olmayacaktır. Artı bu kuvvetime bakıyorum. Yatay bileşeni 1,5 çarpı kosinüs 30 kuvvetim çarpı A noktasına olan uzaklık 0,2 metre şeklinde ve saat yönünün tersinde olduğu için pozitif bir dönme etkisi yapıyor. Düşey bileşeni ise A noktasından geçtiği için herhangi bir moment etkisi oluşturmuyor. Eşittir. Ve moment, resultant moment, bileşik moment saat yönünün tersini pozitif kabul edersek eşittir. Bu hesabı yaptığımız zaman 0,70 kilonewton çarpı metrelik bir moment oluşuyor arkadaşlar. Newton'a çevirirsek ise 700 Newton metrelik saat yönünün tersinde bir bileşken moment oluşmaktadır. Hemen şurada gösterelim. A noktası üzerinde arkadaşlar bir bileşken momentim var. Saat yönünün tersinde 700 Newton çarpı metrelik bir bileşken momentim oluşmaktadır. İlgili kuvvetler etkisi altında. Tabii ki bununla beraber kuvvetlerin dengesiyle de A noktasında yatay ve düşey kuvvetler, mesnet kuvvetleri de oluşacaktır. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizde statik hesaplarımızda karşımıza geleceğimiz yük tiplerinden bahsettik. Momentlerden bahsettik arkadaşlar. Moment nasıl hesaplarız? Bileşke moment nasıl buluruz arkadaşlar? Bundan bahsettik. Ve mesnette bulunan bileşke kuvvetleri ve bileşke momentleri hesapladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.